Bana bile söyleyemeyeceğin bazı gerçekler mi var? Bize bile söyleyemeyeceğin. Hiçbir şey yok. Söylemekten utandığın. Ben hepsini ortaya çıkardım. Ben hiçbir şey yok. Ben bu saatten ben her şeyden vazgeçtim. Ben her şey bir şey kalmadı zaten. Hiçbir şey kalmadı. O Şükür'ün gözünden o gece girmemiştik. Hayır, diğerine girmemiştik arkadaşlar. Girmediğimizi bugün girebilir miyiz lütfen? Bir çekim yapmıştık. Fatma'nın gözünden, yani senin gözünden o geceye girmiştik. Ama Şükür'ün gözünden o geceye girmemiştik arkadaşlar. Şükür'ün gözünden. Değil mi? Doğru biliyorum ben. Doğru muyum? Doğru biliyorsan beni doğrulayın. Senin kızının gözünden, bak 15 yaşında masum bir yavru hamile olduğu iddiası var. Biri ona zarar vermiş. Senin kızının gözünden, Şükür'ün gözünden o geceyi canlandırdık. İzlemeye vicdanın el verecek mi? Dayanabilecek misin? Bilmiyorum lütfen. Ama ben ekranlara getirmek zorundayım. Her anı getir. Sorgulamak zorundayım. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi arkadaşlarım koyuyorlar şu anda. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Ama ben ekranlara getirmeden önce şunu öğrenmek istiyorum Fatma. Yani bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son 10 yıl değil de senin kızının evden çıktığı en son an, o dakikalar, o saatler hiç gözünün önünden bence hiç gitmiyor. Hala hiç gitmiyor, öyle. Hiç gitmiyor. Ben hala da oradayım. Bence o gecedesin sen. Ben hala da oradayım. Niye o geceden çıkamadın hiç? Yani ben pişmanlığımdan. Her gece o geceyi mi düşündün? Şükür'ün evden çıktığı dakikaları mı düşündün? O geceyle ilgili en büyük pişmanlığın ne? Tamam, yani her şeye bir çare vardı. Ben hep onu düşündüm yani. Her şeye bir çare vardı. Kayıp etmeyecek veya bir yere atacak şey değil. Sadece ya Mustafa da diyor. Şey... Bak Mustafa da diyor her şeye bir çare var. Birazdan canlı yayın olacağını söyledi arkadaşlarım. Her şeye bir çare varsa eğer babası o zaman. Tamam dedi, her şeye bir çare var diyordu da niye açıklamıyor? Bak her şeye bir çare tamam, varsa. Niye açıklamıyor? Ben gibi neden konuşmuyor? Hadi tamam hepsi bilmiyor diye. Ben sana soruyorum ya. Çünkü sen konuştuğunu söylüyorsun. Her şeye bir çare varsa. Babası Şükür'ü neden öldürdü? Neden öldürsün? Bilmiyorum. Ben öldürdüğüne inanmıyordum. Çünkü ben buraya da yani bir yandan çıkacak diye umuduyla geldim. Büşra'ya da onu söyledim. Bir fotoğrafını görürlerdi, bir arayan olur diye çıktım. Ben hala daha burası çıkasaya da mesela iki ay oldu, iki aydır daha. Yani peki, iki ay olarak da şey yapıyorum. Madem öyle çıkacağını düşünüyorsun. Arkada Şükür'ün fotoğrafı var. Hı hı. Şükür'ün gözlerine baka baka. Kızına her gün bakıyorum. Kızına seslenir misin? Şöyle yapalım. Senin kamera hangisi? Kızına bir seslen ya. Yaşadığını düşünüyorsun ya madem öyle. Hadi seslen bakalım kızına. Hangi kameraman arkadaşım? Haluk'tasın. Ne? Seslen kızına, seslen. Kızım yaşıyor, sen çıkmaya. Yani çık. Bana bakma. Korkun şeyin olmasın. Çünkü ben arkandayım. Yani yaşıyorsan ama öteki türlüyse onu bilemeyeceğim dedim ama. Yani... Bu nasıl söylemek ya? Yaşıyorsan ne demek ya? Yani yaşıyorsan... Ay inandırıcı mı sevgili izleyiciler yaşıyorsan ya? Yaşıyorsan demek istedim yani kesin yani Didem Hanım yani görülmeyecek veya bilmeyecek yerde salletmiyorum Fatma, ama bilmiyorum. Fatma, Fatma. En son götüren yani eğer yolda bıraktıysa Mustafa'dan başka bilmiyorum. Bak, yolda bıraktıysa ama yolda bırakmadıysa onu bilmiyorum. Fatma şu kameradan... Haluk arkadaşım iki nolu kamera elini Didem kaldırıyor. Bak, bir dakika. 81 yıl nasıl düşünüyorsa ben de aynısını düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Kızının... Çünkü bilmiyorum. Hayır ben diyorum ki sana. Bilmiyorum. Bilsem zaten konuşacağım Didem Hanım. Hayır bir tanem ben sana anlamadın mı sen benim dediğimi? Bilmiyorum. Sen diyorsun ki kızım hayatta olabilir. Ben kızımın hayatta olabileceğini düşünüyorum. Aynen. Ben de sana diyorum ki kamera senin. Milyonlar seni izliyor. Isparta'dan Karadeniz'e. Ya şimdi adam tamam, çıkar. Tamam İzmir'den Ağrı'ya. Çıkar Didem Hanım. Kuzeyden Güney'e. Almanya'da, ben... Azerbaycan'da, İngiltere'de, Fransa'da herkes izliyor bizi. Tamam. Vazgeçme izleyicileri. Kızına seslen. Seslen kızına. Ben çekildim aradan. Bak kızınla ben konuşmasını yapsaydım zaten yapardım. Yapamıyorum. Niye yapamıyorsun kızınla konuşamıyorsun? Yapamıyorum. Yani sadece bu böyle konuşabiliyorum. Kameraya bakarak belki yaşıyordur ya. Yaşıyorsa çıkardı zaten. Sen seslenemez son, misin kızına? En son götüren konuşsaydı belki yaşadığına veya yaşamadığına şeyimiz vardı dedim hanım. Ben diyorum ancak cesedin çıkarsa ya da bir şey çıkarsa ya da ben o zaman yani ya Fatma, yaşamadığına inanacağım. Fatma. Ama değilse ben de her zaman yaşadığına inanıyorum. Tamam ben de sana diyorum ki. Ben yaşadığına inanıyorum. Fatma yaşadığına inanıyorsan lütfen seslen belki seni dinler gelir. Şu kameraya bir konuş lütfen kızınla bir konuşmanı rica ediyorum senden. Hadi bir seslen kızına.
kızım yaşıyorsan sen bir yere ara. Buraya yapasan jandarmaya sığın. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani yaşadığını mı duyayım? Başka hiçbir şey demiyorum. Ne olursa olsun kızım. Eğer yani ne olursa olsun çık. Ben her şeyine kabulüm. Yani ne şey olursa olsun. Söyleyeyim mi? Hiç sen de kızın yaşamadığını biliyorsun ya. Bir daha hiç samimi değildi. Hayır ben yaşadığına, hiç samimi değildi. Yaşadığına inanmadığım sebebi sadece o. Konuşursa eğer yolda bıraktıysa öğleni arıyorum. Ama başka bir şey yaptıysa onu bilmiyorum. Çünkü görmedim. Senin bana belli etmedi. Senin kızının gözünden, Şükür'ün gözünden o geceyi canlandırdık. Gelsin ekranlara, sonra Mustafa döneceğine söz verdi. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Onu da merak ama şey verdiği mesajı yayınlamadık değil mi daha? Şükür'ün gözünden o geceyi bir ekranlara getirelim önce. Buyurun. Kesilmiş koyun gibi yani hiç şeysiz gitti. Kurbanlı koyun gibiydi diyorsun. Aynen. Yine senin derdindeyim bugün yine. Gel desen gelirim ama kalbimden bir... Böyle bindi motosiklete. Son gördüğü bu zifir karanlıktı belki de. Sokakları dolaşmak var. Denizler ülkeler... İddialara göre geri de getirilmişti evine. Yine bir karanlık içinde. Fatma Erdem'in iddiasına göre Mustafa Erdem kızları Şükür Türkan'ı hastaneden getirdikten sonra bu noktada bırakmıştı. Şimdi tepe lambamızı kapatacağız ve buranın doğal ışığıyla Şükür'ün gidebileceği yoldan sizlerle beraber ilerleyeceğiz. Eğer Mustafa Erdem kızını hastaneden geldikten sonra başladığımız noktada bıraktıysa Şükür bu yolu kullanarak evine gelmeliydi. Yaklaşık 20 adım attık yani bir 10 saniyedir yürüyoruz. Hemen bakalım saatimize. 21.32 şu an. Şükür'ün bırakıldığı iddia edilen noktada bir ev var. Ondan sonra bir daha Erdem ailesinin evine kadar burada herhangi bir ev bulunmuyor. Sağ taraf tepeden oluşan bir alan. Sol tarafta ise şahıslara ait tarlalar bulunmakta. İkisi beraber gittiler mobiletle. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Hoşça kal demedim. Şu anda Erdem ailesinin evine giden sapağın önündeyiz. Başladığımız noktadan buraya gelmek yaklaşık bir dakikamız aldı. Yani anne Fatma Erdem'in iddia ettiği gibi Şükür eğer olay günü o noktaya bırakıldıysa buraya gelmesi yaklaşık bir dakikasını alacaktı. Sevmek desen sevdim. Şükür bu yolu yürüdü mü? Evine gitmeye çalıştı mı bilinmiyor. Bilinen tek şey var. Yenildim. Ancak ne olay günü ne de olay gününden sonra Şükür Türkan Erdem'i bir daha hiç kimse göremedi. Yolladığıma arkasına düşmediğime çok pişmanım. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimse. Ayrılık dedin gidip kalsın mahşerde. Sevmek desen sevdim seni. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler ülkeler gezip seni anlatmak var. Yine senin derdindeyim bugün yine yar. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler ülkeler gezip. Kızının gözlerinden gözlerini alamıyorsun. O gözlerden gözlerini alamıyorsun, daldın gittin. Muharrem Aslan'ın ağzına yüreğine sağlık. Yine senin derdindeyim yar diyor. Ha? Gözlerini alamıyorsun Şükür'ün gözlerinde. Bana söyleyeceğin bir şey var mı Fatma? Hiçbir şey yok dedim ama. Niye o kadar daldın kızının gözlerine bakıp? Pişmanlığım var, başka hiçbir şeyim yok. Arkasına düşmediğim pişmanlığı var. Neyin pişmanlığı? Arkasına düşmemenin pişmanlığı mı? Kayıp olduğu gün jandarmaya sığınmadım.
Of. 10 sene bu kadar ki. Şu gözler, o gözlere bir bakışım vardı. O geceye gittim. 10 sene yaşayayım, hala daha yaşayayım. Ne demarım ben? Tabus gibi gece ya. Yani elinden bir şey gelmesi için çok zor. Bir tek sana yenildim her seferde. Benim doğduğum yerlerde mertliktir yaşam. Vurulup uğruna düşüp ölmektir yaşam. Öyle evlat nasıl olmasını kimseye vermesin Allah. Bir evlat nasıl olmayı kimseye vermesin. Bence de. Çok büyük bir acı. Düşmanıma daha vermesin. Çünkü ben biliyorum içimi yandığını. Yani çocuk doğurması kolay ama sınavını, şeyini çok zor. Yani bir acısı. Vurulup uğruna düşüp ölmektir yaşam. Öyle yaman. Neyin acısı? Buyur. Neyin acısı? Yani evladımın acısı. Arkasına düşmem. Hayatta olmamanın acısı mı? Hayır demem. Sadece arkasına düşmemem acısı. Ya Fatma Allah'ını seversen ya. Sen kızının öldürüldüğünü biliyorsun. Hala da diyorsun ki kaybolduğunu, çıkacağını, hayır, geleceğini düşündün. Ben bunu inanmıyorum. Şimdi ben az önce sana bir mevlütlerle kavga olayını söyledim. Sen de bana dedin ki hayır dedin. O zaman dedin kaybolmamışlardı. Şey evdeydi dedin. Şükür evet, evdeydi dedin. Evet. Öyle değilmiş bak. Ben acaba dedim kendimle çeliştim. Yanlış mı hatırlıyorum ya dedim. Büşra sağ olsun evrağı gönderdi bak. Görüyor musun? 2021 yılında olmuş. Yani siz Isparta'ya döndükten döner dönmez olmuş ya. 2021 yılında kızın kayıp. Kızın kayıp olduktan sonra mevlütler borçlarının ben de acaba dedim ben ki ya zaten sen borçların yüzünden. Borçlar yüzünden değildi mevlütler kavga etmesi. O başka. Ben başka bir şey söyledim sana. Sen orada lafı çevirdin. Sana şunu söyledim. Mevlütlerle kavga etmenizin nedeni başka bir nedenden dolayı kavga ediyorsun. Eyvallah. Ya bu aldatma karısıyla ilgili vesaire. Hızırın onlar başka. Sen borçlar yüzünden siz Isparta'ya gidiyorsunuz. Aynen. Arkasından döndükten sonra onlar diyorlar ki o zaman borç biz size kefil olduk. Paramızı verin diyorsunuz diyorlar. Aynen. Sen de Mustafa'yı korumak için 2021 yılında aynen, döndükten hiç, sonra hiç borçta olay bir şey yok. Sonra koyunları hayır, o zaman veriyorsun ya. Hayır. Evet. Bir, 2021. Hayır. 2021. 2013'te ben verdim. 2021 diyorum. 2013'te verdim ben o 25 koyunu. Hı? 25 koyunu 2013'te verdim. Ben kızım evdeydim. Sen Mustafa'yı hiç korumadın yani. Hiç korumadım. 10 yıl niye sustun o zaman? 10 yıl ben ondan şüphelenmediğimi sustum. Sen şüphelenmedin mi? Hayır demem. Ben buraya çıkarsa daha şüphelenmedim. Şimdi giderken yanarmaya gidese daha şüphelenmedim. Ben söylüyorum. Allah'ım.